Alzheimer'la demansla ilgili Mutlaka sorular girelim hocam. geliyor. Şimdi yaşlılarda işte bize negatif gösterilen yerlerden biri demans olan yaşlı, Alzheimer olan yaşlı. Yaşlı dediğimiz zaman hep böyle bir hafıza kaybı, bir dört işlemi yapamayan yaşlı, iki şeyi birbiriyle toplayamayan yaşlı, para hesabı yapamayan Ya yaşlı. da kaybolma riski Kaybolma olan. riski olan ya, bir yere gitti bir daha gelmedi, nerede olduğu belli değil olan yaşlı. Bu hasta. Bu yaşlı değil, bu hasta. Ayrı bir kategori Ve bu o. ayrı bir kategori. Bu genç de olabilir. O nedenle bakın bu iki kelimeleri birbirinin yanına çok koyduğumuz zaman sanki bunların devamıymış gibi hissedir. Demans dediğiniz zaman ilk aklınıza gelen nedir? Yaşlıdır, değil mi? İşte olmaması lazım. Demans dediğiniz zaman ilk aklınıza gelen hastalık olması lazım. O bir hastalıktır. Bir de Yaşlıyı kaçınılmaz bir şey gibi görüyoruz. Bu değil. 65 yaş üstü kişiyi yaşlı kabul ediyorsak rahat bırakın yeterli. O zaten kendi üretimini yapacaktır. Şimdi gelelim demansa. Demans bir hastalıktır. Demans bir beyin hastalığıdır. Unutmayla başlar. İşte bu daha önce yaptığı dört işlemden tutun, zeka işlerinden tutun, yaratıcılıktan tutun, ressamsa resimden tutun, müzisyen çaldığı enstrümandan tutun, onu yapamaz hale gelmesidir. O bir hastalıktır ve bunun nedenlerinden biri Alzheimer'dır. Demans ayrı, Alzheimer değil. Demans geniş bir pencerede, geniş bir şemsiyedir. Onun bir kısmı Alzheimer'dır. Alzheimer organik bir durumdur. Yani beyinde amiloid birikmiştir. Beyinde kronik hastalıkların atıkları birikmiştir. Beyinde başka bir damarın problemleri orada kalıcı hale getirmiştir. Alzheimer'ın tedavi süreci şimdilik aranıyor. Bakın yine yok demiyorum. Niye? 160 gün sonra değişebilir çünkü dediğim gibi. Şu anda aranıyor. Şu anda net bir şeyi söylemek zor. Ama rehabilite olması gerekir. Alzheimer biraz daha ciddi bir durumdur. Demans ise geri dönüşümlü birçok alt dalı vardır. Mesela ilaca bağlı demans geliştirebilirsiniz. Beslenmeye bağlı demans geliştirebilirsiniz. Düzeltirsiniz beslenmeyi. Unutkanlık düzelir. İlacı kullanır. Yan etkileri çok fazladır. Demans gelişmiştir. Düzeltirsiniz olur. Bu gençte de olur. Bunları yaşlıyla yan yana kullanmak aslında yaşlıya en büyük ne dedik? İstismardır. İşte yaşlı istismarı budur.